Evet, iyi bayramlar. İyi bayramlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz Kıbrıs'a. 4 günde 4 konser. Evet. Oldukça yoğun geçti bayram sizin için. Bugün de Kıbrıs'taki sevenlerinizle buluşacaksınız. Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz? Valla bugün 2 gün üst üste Kıbrıs'tayız. Konser vereceğiz. Ondan önce de Yalova'daydık. 4. günde tamamıyla tamamlamış oluyoruz müzikle birlikte. Bayram. Buradan herkesin bayramını kutluyorum en içten dileklerimle. Biraz yanım buruk çünkü Karadeniz'e gidemedim. Memleket. Hasretimiz hala içimizde. Çok iş olduğu için çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an gençken çalışalım evet. Ki ondan sonra zaten sefasını şeyde süreriz memlekette. Peki her bayram öncesinde gidiyor musun bir ziyaret? Önden bayramlaşıyorsun herhalde. Tabii gidiyoruz. Orada mezarlara gidiyor, ziyaret ediyoruz. Büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Kuzenler aslında köyde, memlekette toplanıyoruz. Çünkü aile bayramlarda bayağı bir kalabalık oluyor. Ve bizim için de güzel oluyor. Ama artık işler değişti. Bayramda daha yoğun oluyoruz müzikal olarak. O yüzden de bu bayramda aynı şekilde çalıştık bol bol. Evet. Bayramda rapçiler mi elinizi mi öptürdünüz? Ona gelecektim. Daha şu an hala haçlık alacak yaştasın aslında. Bu evet. Senin için bayramlar nasıl geçiyor? Çocukluğunda falan var mı unutamadığın anları? Var tabii ki de. Bayramda ben memleketteyken harçlıklarımı toplar. Benim yaptığım şey şeydi, en çok sevdiğim, olta alırdım benim, misina kanca alırdım, dondurma alırdım, dereye yüzmeye giderdik, balık tutardık. Ben o günler geliyor yaptım ama şimdi bence tam tersi oldu, artık biz gençlere fak arıyorlar bizi. Annem bile böyle yapıyor, oğlum diyor, sen diyor benim elimi öp, ben senin elini öperim, beni aşkla. Var mı sıraya giren ufak yiyenler? Var var tabi arıyorlar. Zaten artık ne oldu mevzu biliyor musun? İban atıyorlar direkt. Öyle mi? Tabi. Ekin abi bayramın kutlu olsun. Kuzenin bayramı mübarekli olsun. Ve İban. Herkes işi kolayını bulmuş tabii, o zaman. Kolayını buldu. Hallettiler abi. Şimdi de güzel projelerden bahsedeyim size. Sen sormadan artık. Şöyle söyleyeyim. Asıl sorsun ya değil mi? TRT'yi sorsun ha. Sen sor. Evet, yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizin maratonda. Güzel oldu. Sen sor. Hem konserler onun yanı sıra da TRT'de programa başladınız. Evet. Aslında en genç ve en popüler ismi oldunuz TRT'nin. Bakın teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok değerli sunucular, çok değerli müzisyenler var TRT'de. Tabii ki de TRT'nin bana böyle bir teklifte gelmesi ve böyle bir şey sunması benim için çok değerli. Onun için de güzel hazırladık. Yol arkadaşlarımız orkestra ile birlikte. Güzel konuklarımız oldu. Hatta bu hafta Mustafa Ceceli gelecek. Mustafa abi gelecek. Ondan sonra çok güzel isimler olacak. Tabii ki de bu TRT'de TRT formatında değil. Biraz daha gence. Hitaben bir program yapıyoruz. Dekorumuz olsun, çalmış olduğumuz müzik tarzı olsun. Tamamıyla sahne formatı gibi düşün. Yani sohbet, muhabbet ve sahnede nasıl özgürsek ve doğalsak aynı TRT'de onu yansıtıyoruz. Şu an 2 bölüm yaptık. 11 bölümümüz daha var. Bakalım hayırlısı. Eğer reytingler güzel devam ederse bu şekilde çok güzel gidiyoruz çünkü. Başka programa da başlarız. Her hafta konuklarla da renklendiriyorsunuz aynı zamanda. Tabii her zaman. Çok güzel konuklarımız oluyor değil mi? Bu hafta mesela Mustafa abi gelecek. Ondan sonra Elif Buse Doğan var. Efendime söyleyeyim daha Feride İler Akın var. Şu an tabii onaylanmış ama her an her şey değişebilir durumları evet. Da var. Böyle gidiyor abi. Peki onun dışında neler yapıyorsun? Kendine vakit ayırabiliyor musun? Bir tatil planı falan var mı? Malum yaz da geliyor. Ya aslında şöyle bir şey düşündük biz. Menajerimizle mesela orkestra şefimizle dedik ki çocuklar bir 3-4 günlük böyle bir kaçabiliriz bir yere. Ama tabii ki de benim tatil anlayışım biliyorsun her zaman memleket. Ben çok sevmiyorum öyle yazlık yerleri aslında. Biraz daha soğuğa kaçıyorum. O yüzden memleket benim için daha güzel geliyor. Daha da güzel vakit geçiriyorum. Projeler vesaire kendime vakit ayırıyor muyum? Kendime vakit yok ayırmıyorum ya. Zaten sahnede olmam da kendime vakit ayırmam gibi bir şey. O yüzden mutluyum. İşte dedim ki oyuna devam. Biliyorsun geldin evet. Oyuna devam. Ondan sonra işte dışarılardayız, geziyoruz, tozuyoruz ve işimizi yapıyoruz. Daha çok evdeyim ama bu aralar biraz çıktım tabii. Hem iş her şey yolunda gidiyor, hem evdesin. Aslında kadınların istediği en güzel profil. Hem işinde hem evinde. Yine bir soracaksın ya, bir şey soracaksın değil mi? Evet. Gönül işleri nasıl? Gönül işleri güzel. Güzel gidiyor. Güzel. Çok şey vermeyeceğim. Etkiliyor mu yani senin verimliliğini? Hayır tabii ki de. Şey mi? Olumlu yönde mi? Tabii ki de olumlu yönde çok etkiler. Sonuçta güzel olunca bazı şeyler işinize de, sahnenize de yansır. Bizim için en değerlisi bu zaten. Hayatınızda alacağınız kadın sizin işinize engel olmamalı. Aslında tam tersi sizin kariyerinizi düşünmeli. Sizin kariyerinizle birlikte sizinle yol almalıdır. Çünkü genelde hayatımıza giren kadınlar sanatçı olduğumuz için ve göz önünde bulunduğumuz için bizi çok kıskanıyorlar. Hani işte sen ona baktın, onu yaptın, buna geldi de ya bana mesaj attıysa ben ne yapayım?
Anladım şimdi. Ben ne yapayım yani? Şimdi var milyonlar izliyor bizi. Bana mesaj attırıyor, beni suçluyorlar. Ya yani böyle durumlar var. O yüzden hayatımıza alacağımız kadını iyi seçmemiz gerektiğini düşünüyorum kendimce bu işe göre. O da şöyle olmalı. Dediğim gibi benimle, benim hayallerimle, benim kariyerimle yol olmalı. Kıskançlık yüzünden bir tane ilişkilerim var mı? Var tabii ki. Hepsi öyle bitti zaten. Bir tanesi değil kardeşim. Hepsi kıskançlıktan bitti. Bir şey yaptığımız yok. Ya diyorum ki onun yazdığı önemli. Benim yazdığım önemli. Onun yazdığı önemli değil ki. Evet, şimdi sen de cevap verdin. Sen şimdi cevap verdin. O önemli bir şey. Ya işin mavrasındayız tabii. Her zaman yol arkadaşımızı iyi seçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz de ona vakit ayıracaksınız. Ama konserler oluyor. Ama turnede oluyorsunuz. O yalnız kalabiliyor. O yüzden bunu kabul edebilecek bir hanımefendi hayatımda olmalı. Olmalı derken var mı? Bir şeyler var bakalım. Bir şeyler var. Evet. Güzel. Son şarkıyı da sormak istiyorum. Tabii. Yolunda gidiyor. Klip de bu o kadar dikkat çekici. Çok güzel oldu. Tabii 2 saat beni suda bekletmeselerdi. Çok da 2,5 saat suda böyle havuzda. Abi yüze. Güzeldi. Aslında benim çok değer verdiğim bir şarkı ve şarkıyı söylerken böyle çok mutlu oluyorum. Güzel bir şeyler hissettiriyor bende. Güzel gidiyor, sevdi halkımız, dinliyorlar. Ama tabii ki de bu sadece bir şarkılık değil. Yaza çok güzel şarkı yapacağım. Ondan sonra kışa devam. Hiç durmayacağız. Fabrika gibi üretiyoruz. Harbi Açık Hava konserimiz var Eylül ayında. Ondan sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok güzel şarkılar yaptık. Onların hepsini kliplendirip YouTube kanalıma atacağım. TRT'de kaçırmış olan programlar varsa onları da YouTube'a atacağım. Yani sesimiz ve kemençemiz çaldığı süreç içerisinde herkes her şeyi dinleyecek. Sahne çok güzel ama son dönemde sen de kemençe çalarken dans figürleri de sergiliyorsun. Tabii. Son dönemde bazı sanatçıların sahnede yaptığı danslar çok fazla. Hemen aklıma Rahmet abi geldi. Evet, nasıl buluyorsun? Yani bence enerjisi çok güzel. Güzel oynamış, kötü oynamış. Bence hiç bunlara takılmasın insanlar. O adam kendini öyle hissediyor ve öyle dans ediyor. Ve bence de çok yakışıyor. Dans etmeye devam etsin. Bence dans edelim. İlla sesimizin de güzel olmasına gerek yok. Şarkılar söyleyelim. O yüzden ben yakıştırdım. Ben de sahnede elimden gelince naçizane dans etmeye çalışıyorum. Tabii bir James Brown gibi dans edemem ama ona yakın bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Vücut dilimizde de bir şeyler göstermemiz gerekiyor. Sopa yutmuş gibi şarkı söylersek bence güzel durmuyor. O yüzden seyirciye, sahneye, enstrümanına ve mikrofonuna hakim olman gerekiyor. Biraz da dans edelim o zaman. Yıldız abla mı, Rafet abi mi? Hangisi daha iyi bilir? Sen de öyle bir soru sordun ki. Şimdi Yıldız ablanınki farklı, Rafet abininki farklı. Bence ikisi de güzel oynuyor. Boş ver, onlara yakışıyor abi. Genelde böyle takım elbiseler tercih ediyorsunuz sahnede. Özel günlerde, bayramlarda, ondan sonra düğünlerde ve özel yemeklerde takım elbise giyiyorum. Ama onun dışında festivallerde daha spor giyiyorum. Daha çok siyah renkleri tercih ediyorum. Çünkü hafif göbeğimiz çıktı mı göstermiyor abi. O yüzden siyah benim için daha her zaman number one'dır. Sahnede çünkü zaman zaman etek giyen sanatçılar bile oluyor. Hoca süren falan. Öyle mi? Aman. Ben hiç bilmiyorum. Yok abi öyle şeyler yok bende. Küpede yok. Var mı? Denk geldi mi böyle sosyal medyada? Ya tabii falan. Ki de görüyorsun abi ama tabii ki de... Ben yorum bana düşmez. Ben sanat yapmayı seviyorum. O yüzden çok fazla bir şey alamayacaksınız benden. Onu da vermeyeceğim. Ama tarz değişikliği de hoşuma gidiyor. Yani mesela bir sanatçının başka sen bir şey yapmış mısın bu tarz değişikliği? Etek giymeyeyim mi? Yok canım hani kendi sınırların içinde. Tabii ki de saçımı değiştiririm. Efendime söyleyeyim farklı bir ayakkabı giyerim. İşte başka rengi başka bir şey giyerim. Tabii ki de böyle tarz şeyleri seviyorum. Biraz da yeni kuşağı duymak lazım. Gençlere de hitap ediyoruz. Genciz de. Evet. O yüzden abi her şeyi açığım ama tabii ki de hocam hoca olmaz tabii. Trabzon'a göre ki. Vallahi olmaz. O zaman iyi sahneler diliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. İyi ki varsınız. Bayramınız mübarek olsun. Sağlık, huzur ve müzik olsun. Sağ olun. Teşekkürler.